Selamlar arkadaşlar. Üst Koridor Ligimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki videoya yine 9000 beğeni atmışsınız. Hatta 9.3000. İnanılmazsınız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya bu beğeni sayıları geldikçe hızla devam edecek bu VS'miz. Destekleriniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Son duruma hemen bakalım. İkinci haftanın son maçını yapacağız bugün. Renekton vs Olaf olacak. An itibariyle Darius ve Garen 2 winle 1 ve 2. sırada gözüküyorlar. Fiora bu hafta bir win alarak İlk 3'ü adını yazdırdı ama şimdi Renekton vs Olaf maçını yapacağız. Bakalım bu maçtan sonra tablo nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Ödülleri de hemen ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ödüllerle alakalı birçok arkadaşımız şey dedi. Abi işte birinciye kulaklık, ikinciye klavye, üçüncüye mouse'tan ziyade birinci olan istediğini seçsin, ikinci olan istediğini seçsin dedi. Çok mantıklı geliyor bana. Büyük ihtimalle öyle yapacağız. Birinci olana bu kulaklık, klavye, mouse'tan hangisini istiyorsa onu, ikinci olana kalandan, üçüncü olana ne kalıyorsa tarzında yapmamız çok mantıklı olacak. Öbür türlü çünkü suistimallere açık olur dedi arkadaşlarımız. Bence de öyle. Ya adam şimdi kulaklık istemiyorsa klavyeyi almak için maçı kaybedebilir mesela. O yüzden çözümü böyle getirdik. Bunu söyleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Haydi geçelim maçımıza bakalım. Renekton vs Olaf nasıl olacak, hep beraber görelim. Bu videonun sonunda da bir önceki videodan kostüm kazanan arkadaşımızı açıklayacağım. Evet, karşılıklı dans etmeye başladılar arkadaşlar. Bakalım Renekton mu Olaf mı alacak, çok merak ediyorum. Ligde sıralama ne hale, ne duruma gelecek, onu da çok merak ediyorum. Ligde durumlar iyice kızışmaya başlayacak bu noktadan sonra. Hep beraber göreceğiz. Güzel bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Abi Renekton dünya 2, Olaf dünya 1. Heh, tamam. Bakalım dünya Olaf birincisi mi yoksa dünya Renekton ikincisi mi kazanacak? Nasıl, sen kim alacak ya? Çok merak ediyorum Olaf vs Renekton'u gerçekten. Abi bilmiyorum da Renekton çok ciddi korkuyor ya Olaf'tan. Şu Q spamlıyor ya. 6 level'da ama sanki oha. Oğlum bu Olaf hep bu çılgınlığı yapıyor ya. Bak 2 level'da olduğu gibi girdi ama kuleden hasar yedi. Harbiden bak. Darius başında da aynısını yapmıştı hatırlıyorsan. Psikopat abi. Psycho. Çılgın çocuk. Harbiden ligimizin enteresan çocuğu ya. Yani 2 level'ı sürekli kullanıyor. Böyle 2 level olduğu anda giriyor içeri yalnız. Renekton da boş değil. Lig ilerledikçe olaylar daha kızışacak, daha da heyecanlı olacak ya. Burada yalnız giriyorlar birbirlerine ama Olaf takaslar da çok iyi çıkıyor abi, bakar mısın? Bir de prizliyor. Girecek ha. Girecek bak. Elektron flash'ı var. Olaf girebilir bak, o çocuk çılgın. Oy tutuşturuk ulan, çok güzel kaçtı oğlum, alacak mı skoru? Aldı mı lan? Aldı. İlk skoru aldı. Durum 1-0. Çok acele ediyor ya. Aynen. Olaf çok sabırsız oynadı. Valla arkadaşlar ilk maçı Renekton aldı, çok ince bir farkla aldı açıkçası. Ben kaybeder diye düşünüyordum. Geldik ikinci maça. Tekrar hatırlatayım. Videoyu beğenirseniz, LOLPIT kanalına destek vermek isterseniz, abi biz zaten seni uzun zamandır izliyoruz, başarılarının devamını diliyoruz derseniz videoyu beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Aynı zamanda VS'yi hangi şampiyon kazanırsa biliyorsunuz ondan istediğiniz herhangi bir kostümü bir kişiye vereceğiz. Videoyu beğenip yoruma ikiniz yazmanız yeterli. Kanalda abone olursanız süper olur. Müsibet iksiri başlamış. Riskli. Renekton'da Doran kılıcı artı bir can iksiri. Yani 2 level'dan sonra ya da 3 level'dan sonra aslında Renekton'un çok dürttürmemesi lazım kendini. Ya da iyi kaçması lazım şeylerden. Renekton bir atar yapar mı acaba ya? 3 level'da ya da 2 level'da. Bir girip vurup çıkıp. Aynen böyle abi, muazzam hasar. Yani %20 canı falan kaldı en fazla. Adam bar koydu abi vallahi. Olaf da can yeniliyor abi. Harbiden adam can yeniliyor yani. Oy. Takaslar muazzam derecede Olaf'ın lehine çıkıyor şimdiye kadar. Musibet iksiri bitti mi? Bakalım. Aynen, musibet iksiri yükü kalmadı. Üzerinde iyileştirme etkisi de yok şu anda. Renekton'un canını yine azaltıyor ama kule altında işte, riskli hareketler bunlar. İkisini de tutuşturuyor ve sıçrası duruyor.
Baltaları güzel tutturuyor yalnız ha. Evet. Ben Olaf'ın oynayış tarzını sevdim ya. Yani çok şey yani agresif oynuyor çocuk. Ama Renekton tutuşturdu da kullandı, üstüne gitti. Burada kim alacak derken yine Renekton aldı abi. Durum 2-0 oldu. Bakalım bir sonraki maçı da Renekton mu alacak? Vallahi arkadaşlar durum 2-0 şu anda. Ya maçı hep önde getiren, götüren Olaf ama sonuca ulaşan Renekton oldu. Darius maçında da aynısı olmuştu. Olaf Darius'a karşı hep önde oynadı. Ama Darius almıştı. Ve 2-0'dan 2-2 olup 3-2 kaybetmişiz diye hatırlıyorum Olaf'ı. Bakalım bu maçta da 2-0'dan 2-2 sonra 3-2 yapacak mı? Olaf abi Renekton'a Q denerken o arada minyonları da vurduğu için lane'i itiliyor. Renekton yine arkada bekliyor. Aslında dondurup Renekton'u yaklaştırmasa ki aynısını yapacak şimdi. Bak şu koridor hakimiyetini hep Olaf kazanıyor. Aynen. Ama skor Renekton'da kalıyor. Hiç minyon kaçırmadı galiba Olaf, aynen. Aslında erken bitmese vs Olaf daha üstün olabilir. 6 yolda özellikle işine yarayabilir. Tabi W'sunu yemeyecek Renekton. Aynen öyle. Abi oy. Biraz şov yapıyor abi sanki Olaf. Bana da bu çocuk oğlum bizle de oynuyor gibi ha. 2-0'dan bir de şimdi yener mener diyeceğim ama yok abi, sıçrattı kaçtı direkt. Bu sefer Olaf geride kaldı bak. İlk defa bu tarafta görüyoruz oyunu. Aynen. Yalnız kule altında manası olsa zorlayabilirdi orada Olaf. Minyon konusunda durumda 24-34. Renekton'un minyon konusunda çok iyi durumda. Burada olacak herhangi bir fight'ta Renekton daha avantajlı olur. Mana konusunda çünkü Olaf'ın sıkıntısı var. Aynen, base atması mantıklı. O yalnız Renekton bu bait'i yiyecek mi? Yalnız o Q tutsa girerdi kesin ha. Şu an 1320 canı var. 98 AD'si var. Renekton'un 1K canı var. Şimdi yalnız Olaf içeri girdi. Oy, sıçrayı da kullandı. Burada Renekton iyi kaçtı yalnız. Ay, kule altında. Oy oy oy, kule altında ölecek mi diyecektim. Tutuşturu kullandı. Renekton yalnız burada Olaf'ın ultisi olmadığı noktada Olaf'ı öldürebilir. Çünkü sersemlettiği ya, anda... Çok agresif. Ya aslında o sıçra attığında Q'yu tutturabilse alacak orada da. Olaf füzülü örtü alacak herhalde. Kuldan kasıyor. Riven gibi. Valla ultisinin olmadığı versiyonda Olaf'ın ben kazanamayacağını düşünmüyorum diyecektim ama. Oğlum adam hiç düşünmeden kullanıyor ultiyi sıçrayı. Yani hiç umurunda değil. Kanser modu başladı yalnız Olaf'ın. Ama bak işte bak kule altı sıkıntı oluyor diyecektim. Çok güzel vurdu burada hasarını. Yalnız Olaf'ın ulti geldi yine. Tutuştu sıçrayı durumda. Olaf girecek mi lan burada acaba? Oğlum Olaf çok çılgın ya. Q'yu açtı. Ama Renekton güzel oynuyor ya. Bak şimdi yine Olaf'ı kule altında kıstırırsa sıkıntı. Ya bu agresifliği Olaf'ın genelde sonu oluyor. Girecek mi? Ultiyi kullandı direkt Olaf. Oğlum adam hiç bekletmiyor ya. Ama ulti bitecek, canı da çok az şu anda. Renekton girip burada skoru alabilir mi diyecektim. Ki o da girmedi. Herkes çok temkinli oynuyor. Olaf ya çocuk. Altın olarak çok önde Renekton. Yalnız Olaf giremez diyecektim. Ultisi yok. Ultisi gelmek üzere bu arada Olaf'ın. Manası yok, ultisi var. Renekton'un bunu düşünmesi lazım. Bunu düşünmesi lazım. Abi Renekton direkt baitledi. Tutuşturu kullandı. Kule altına girecek mi? Girmeyecek tabii ki. Herkes birbirini baitliyor yahu. Oy. Olaf'ın dönmesi lazım acil. Bir plaka daha gitti. Bir plaka alır mıyım diye düşünüyordu büyük ihtimalle ama burada hasar çok fazla yedi yalnız Olaf.
akıllıca bir tercih olmuş yani. Canı gitmiyor Renekton. Aynen öyle. Can da çalamıyor Olaf. Sıçrası var mı Renekton? Aynen Olaf'ın da tutuşturuyor, sıçrası var. Burada yine bir sonuç çıkmayacak gibi duruyor. Olaf'ın ultisinin süresi kısa. Neden bitiyor ulti? Güzel hasar vuruyor yalnız ha. Ama burada sersemlerse iş sıkıntıya girebilir. Sıçrayı kullandı yine. Renekton da sıçrayı kullandı. Abi ne enteresan bir maç oluyor ya. Ama manası yok burada Olaf'ın. Olaf'ın manası yok burada Renekton. Skoru çıkarıyor ve durum 3-0 oluyor. Ligde son durumu ekrana getirdim arkadaşlar. Evet, ikinci haftanın son maçını da bitirdik arkadaşlar. Renekton vs Olaf. Renekton 3-0 aldı. Renekton sıralamada 3 sıra yukarıya gelerek ligimizin zirvesine yerleşti arkadaşlar. 6 win 1 lose roundlarda, yani artı 5 averajı var şu anda. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.